Merhaba arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizin yapımı oldukça kolay öncesinde alt zeminini hazırlıyoruz şu görmüş olduğumuz aralıklı bölümleri sonra üzerine Buradaki kirpikli ve trabzanlı bölümümüzü örerek tamamlıyoruz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak yorum ve beğenilerinizle bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Kenardan tığlama işlemimizi yapmaya başlayalım. Kaç tane kenar varsa kadar bölümümüzü bu şekilde tığlayalım. Birinciyi geçtim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Biraz ileri mesafeyi geçiyorum. Atıyorum ipimi çekiyorum. Buradaki kat boyunca ipimi asıldıktan sonra araya 3 tane zincir. Şöyle bakınız katın hemen altından girmekteyim. Biraz ilerliyorum. Şu şekilde baktığımız zaman şöyle denk gelmekte. Giriyorum çekiyorum 1 2 3 ilerliyorum batıyorum gerdirmeden aralarında 3 zincir olacak şekilde ilerleyelim Bütün yapacağımız bölümümüzü tamamlayalım. Kaç e, parçasını yapacağız? Yani dört kenarında yapacaksak, dört kenarı, bir kenar yapacaksak bir kenarını. E, yani bütün işlem uygulayacağımız yerlere bu şekilde çalışarak tamamlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Bir kenarımı şöyle altına hazırladım. Birinci bölümden başlıyorum. Sabitliyorum. Bir. 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum İkili trabzanımı örüyorum 2 oldu 3 ve 4 4 tane trabzanımızı zincirimizde dahil olacak şekilde ördüm şimdi yapacağımız işlem sıradaki ara boşluğu atlayalım diğer gruba girelim şuraya hemen bunun için hiç zincir çekmedim İki defa tığımın başını doluyorum burayı atlıyorum diğerine batıyorum bakın bu grubu atlıyorum şöyle havlumla zincirimin altından boşluktan giriyorum ikişer ikişer çekiyorum bir iki üç üç defa da kapadım üzerine bir iki üç dört tane zincirimi çekiyorum bu hemen ara geçişte zincirimin dibinden yani trabzanımın katından birer alıyorum buraya bir tane kirpiğimi örüyorum zincir çekmiyorum bir iki doluyorum aynı yere giriyorum İkişer ikişer alıyorum ve bir iki üç dört şöyle bakın şuradaki küçük bir bölüm var oraya girerek batıyorum kirpiğimi oluşturuyorum iki tane doluyorum zincirimin altından ikişer ikişer örerek çıkıyorum 1 2 3 ve 4 dibine batıyorum yeniden iki defa doluyorum 1 2 3 4 5 defa bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 2 doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ve son kirpiğimi örüyorum. Batıyorum. Şöyle görelim. Trabzanımı ördüm. 5 tane trabzan ve kirpiğimi ördükten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Yandakini atlıyorum. Diğerine gelerek batıyorum. Ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Dört trabzanımın dördünü de örerek tamamladım. Şimdi iki defa tığımın başını doluyorum buradaki arayı atlıyorum diğerine batıyorum yine havlumuzda zincirimizin arasına şöyle giriyorum zincirimize batmadan ikişer ikişer örüyorum dört tane zincir ilave ediyorum kirpiğimiz için dibine batıyorum tekrar iki defa doluyorum 4 tane zincir. Bir, iki doluyorum. İpimi şöyle biraz alıyorum. Ve yeniden devam ediyorum. Bir, iki, üç ve dört. Batıyorum. Üç tanesini ördüm. 5 olana kadar devam edeceğiz. 1 2 3 4 5'incinin kirpiğini de çalışalım. 1 2 3 4 dibine batıyorum ve kepeğimizi tamamladık bu şekilde ve şuradaki görmüş olduğumuz trabzan grubunu örmek için ilerliyorum tam başını direkt doluyorum bir atlıyorum ikincisine batıyorum 4 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. 2 defa başını dolayıp kirpiğimiz için 4'er zincirimizi çekiyoruz ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. İster bir köşe ister iki istersek dört köşeyi aynı şekilde hazırlamış olduğumuz zeminin üzerine modelimizi kurarak ilerliyoruz. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Bir grup atlıyorum diğerine batıyorum. üçüncü örüyorum Beşinci ol de tamamladıktan sonra Evet Ara trabzanımızı örerek devam ediyoruz. Ve bu zarif modelimizi ilerletelim, sonra bitişte yeniden birlikte olalım. Ben aynı işlemlerimi tekrar ederek örmeye devam ettim ve sıramın sonunda tamamladım ve bu kadar güzel bir çalışma oldu beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz, gücünüz rast gelsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.